İstersen sen rekorda başla. Tamam. Tamamdır. Onlar var. Yine tekrar onay verirsen bana paylaşım için. Tamam. Tamamdır. Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Bu online kardiyoloji kulübü olarak başlattığımız masterclass sesinin Sercan'ın da dediği gibi ilkini bugün sağ kalp kateteri rehabilitasyonu yapacağım. Ben Doktor Ümit Yaşar Sinan. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndanım. Biz bu hani online kardiyoloji kulübünü tamamen böyle bir amatör bir ruhla başlattık. Açıkçası o yüzden sizlerden gelen konu başlıkları, öneriler, projelere de her zaman açığız. Bu projeyi beraber büyütüp bir yere getirmeyi planlıyoruz ve hepimizin eğitimi için büyük katkı olacağını düşünüyoruz açıkçası bu projenin. Ben özellikle erişkin konjenital kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyonla uğraştığım için de bu master class serisinin bu ilkinde de ben sizlere sağ kalp kateterizasyonunda ipuçlarından bahsetmeye çalışacağım. Hangi hastaları yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz ve nasıl yapıyoruz bunları özetlemeye çalışacağım. Öncelikle endikasyonlarımız nelerdir? Biraz da aslında tarihsel süreç içerisinde giderek yapılabilirliği, yapılma sayısı azalmış bir işlem sağ kalp kateterizasyonu. İşte ilk 70'li yıllarda özellikle Swan-Ganz kateteri kullanarak yapıldığında ki öncesi biliyorsunuz 1920 yılında Forstmann'ın kendine yaptığı bir self kateterizasyonla başlıyor bu sağ kalp kateteri işlemi. 70'li yıllarda Swan-Ganz kateteri kullanarak yapılıyor ve en çok indikasyonlar da şok tablolarının ayırıcı tanısında. İşte kardiyojen şokla, hipovolemik şoku ya da septik şoku ayırmak için özellikle basınç ölçümleri için kullanılıyor. Onun dışında düşük ve yüksek basınç aktif ödemin ayrımında ki bugün en çok pulmoner hipertansiyonun tanısında, tedavi yanıtında ve prognozu belirlemede. Yine hastalıklarında intrakardiyak şartlarda kardiyak tamponat ve pulmoner embolinin tanısında kullanılıyor. Biliyorsunuz 2021 yılında ESC kapak hastalıkları kılavuzunu güncelledi ve burada da özellikle sınıf 2A indikasyonla da kapak hastalığında sağ kalp kateterinin özellikle pulmoner hemodinaminin değerlendirmesinin yapılması gerektiğini vurguladı. İntrakardiyak şant olan hastalarda da şantın kapatabilirliğini değerlendirmek için ya da geri dönüşümsüz bir pulmoner vaskülopati gelişip gelişmediğini tayin edebilmek için yine sağ kalp kateterizasyonu öneriliyor. Komplikasyon emayın tedavi izlenmesine geçmiş yıllarda daha fazla tedavileri hemodinamik yanıtın değerlendirmesinde yine multiorgan yetmezliği olan ağrı yanıklılığının tedavisi izleminde kalp cerrahi sonrası hemodinamik instabilitenin izlenmesinde de tarihsel süreç içerisinde kullanılmış bir yöntem. Kontraindikasyonlar nedir diye bakacak olursak yani relatif kontraindikasyonlar olmakla beraber işlem için en büyük risk yaratan durumlar daha çok tiroid kapak veya pulmoner kapakta mekanik protez olması, sağ kalpte kitle trombüs veya tümör olması, tiroid veya pulmoner kapak endokardite ve koagülopati kanama diyatezi olması kontraindikasyonları oluşturuyor. Şimdi bu gösterdiğim size 2018 yılında Nice'de toplanan 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu'nda pulmoner hipertansiyon tanısı için oluşturulmuş bir algoritma. Pulmoner hipertansiyon tanısı özellikle grup 1 pulmoner arteriyel hipertansiyonu bir dışlama tanısı. Pulmoner hipertansiyonu neden olan diğer 4 grup hastanın dışlanması sonucu ortaya tanı konuluyor. Nedir bu başlıklar diye bakacak olursak bunda Dünya Sağlık Örgütü sınıflamış. Grup 1 pulmoner arteriyel hipertansiyon olarak adlandırılan işte idiopatik gruptan tutun da kalıtımsal hastaların, ilaçla ilişkili PAH'ın, bağ dokusu hastayla ilişkili, doğumsal kalp hastalığı ilişkili, HIV ile ilişkili hastaların olduğu grubu oluşturuyor grup 1 pulmoner hipertansiyon. Grup 2 sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon. Grup 3 akciğer hastalıkları ya da hipoksi ile ilişkili pulmoner hipertansiyon. Grup 4 kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon. Grup 5 ise daha çok multifaktöriyel ve mekanizması tam netliğe kavuşturamayan hastaların yer aldığı grup. Biz biliyoruz ki bugün pulmoner hipertansiyon tedavisi onaylanmış ilaçlar grup 1 pulmoner arteriyel hipertansiyon için FDA ve EMA tarafından onaylanmış ilaçlar. Bu nedenle biz diğer 4 grubu dışladığımız zaman grup 1 hastanın tanısını koyup tedaviyi başlatabiliyoruz. Bu nedenle de işte pulmoner hipertansiyon düşündüren semptom olan bir hastada algoritmanın merkezinde ekokardiyografin rol oynadığı bir tanı algoritmasını uygulayarak diğer grupları dışlayıp grup 1 olası hastalarda da uzmanlaşmış pH merkezine sevk edip burada yaptığımız sağ kalp kateteriyle özellikle yüksek olasılıklı hastalarda yaptığımız sağ kalp kateteriyle pulmoner hipertansiyon tanısını kesin olarak koymuş oluyoruz. Peki nedir pulmoner hipertansiyon tanısı? Öncelikle Cenova'da yapılan 3. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumundan sonra 25 milimetre civa rakamı pulmoner hipertansiyon için baz alınan bir rakam olmuştu. Ama bu tamamen keyfi bir cut-off point'ti. Biz biliyoruz ki COVAX ve arkadaşların yaptığı çalışmalarda sağlıklı gönüllülerdeki ortalama pulmoner arter basıncı 14 artı eksi 3 milimetre civa düzeyinde değişiyor. Ve toplumun %90 normal yansıtan değerlerde de bu değerin artı eksi 2 standart sapması olduğu için 20 milimetre civa değerine kadar olan değerler normal olarak kabul ediliyordu. İşte biz tanı
bu Genova'da kabul edilen 25 milimetre civa tanısıyla beraber 20-25 milimetre civarında bir arada kalan borderline kurma hipertansı olarak adlandıran bir grupla karşı karşıyaydık. Bu hastalarla ilgili özellikle skleroderm hastalarında yine kronik tromboembolisi olan hastalarda yapılan çalışmalar gösterdi ki 20-25 milimetre civarındaki değerler olanlar da takiplerde kulme hipertansiyon geliştiriyor ve kulme arter basıncı bu aralıkta olan hastaların prognozu, mortalitesi ya da kalp hipertansiyonu nedeniyle hastane yatış riski 20 milimetre civarının altında olan hastalara göre daha yüksek düzeyde. Bu nedenle bu 2018'deki NIST'te yapılan toplantıdan sonra kulme hipertansiyon tanısı için istirahatta sırt üstü pozisyonda yapılan sağ kalp hipertansiyonu sırasında ölçülen ortalama kulme arter basıncının 20 milimetre civarının üzerinde olması kulme hipertansiyonu olarak kabul edildi. Şimdi hemodinamik açıdan baktığımız zaman pulme hipertansiyonu prekapiller ve postkapiller olarak iki başlık altında toplayabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim bu 5 gruptan özellikle grup 1, 3, 4, 5 çoğunlukla prekapiller pulme hipertansiyonu oluştururken grup 2 yani sol kalp hasta ilişkili hastalarda ise daha çok postkapiller pulme hipertansiyonuyla karşılaşıyoruz. Nedir prekapiller pulme hipertansiyon? Patolojinin postkapil yatağından değil yani sol kalpten kaynaklanmadığı hastalıkları içeren grup bu. İdiopatik PAH'ın da olduğu grup. Burada problem pulmoner vasküler yatakta. O nedenle ortalama pulmoner arter basıncı 20 milimetre civarının üzerindeyken bu hastalarda sol ventrikül endiastolik basıncının, sol atrium basıncının bir surrogate marker olan yani dolaylı göstergesi olan pulmoner kapile uç basıncının 15 milimetre civarının altında olduğunu görüyoruz. Ve duyarlı arttırabilmek için yani pulmoner vasküleropatiyi daha spesifik bir şekilde ortaya koymak için de pulmoner vasküler direncinde 3 ventrikülün üzerinde olması prekapiller pulmoner hipertansiyon tanısı için şart. Peki postkapiller pulme hipertansiyon ne? Bu sefer sol kalp ilişkili patolojiler daha ön plana çıkıyor. Ve burada yine ortalama pulme arter basıncı 20'nin üzerinde. Ancak bu yükseklik sol kalp kaynaklı bir yükseklik. Pulmoner kapile uç basıncını gördüğünüz gibi 15 milimetre civarının üzerinde. Pasif olarak buradaki 60 basınç pulmoner vasküler yatağa yansıyor. Bunlar da pulmoner vasküleropati gelişmediği için de pulmoner vasküler direnç 3 ventrikülün üzerinde. Ama bir grup var ki başlangıç patolojisi sol kalp hastalığı olmasına rağmen yani pulmoner kapiller uç basıncı 15'in üzerinde olmasına rağmen zamanla prekapiller yatakta da bu yüksek volüm ve basınç yüküne bağlı olarak vasküleropatik gelişiyor ve bunlar da pulmoner vasküler direnç de 3 foot ünitenin üzerine çıkıyor. Bunları da kombine preartik postkapiller pulme hipertansiyon olarak adlandırıyoruz. Biraz önce bahsettiğim hasta gruplarını şematize eden bir çatı figürü bu. Gördüğünüz gibi ortaması 20 üzerinde olan her hastaya pulme hipertansiyon diyoruz. Ancak prekapiller olması için pulmoner kapiller uç basıncının 15 milimetre civarının altında olması gerekiyor. Bu neden önemli? Biraz sonra konuşmanın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğim. Aslında pulmoner kapiller uç basıncını ölçmek çok da kolay değil. Birçok değişkenden etkileniyor. Hatalı ölçümler yapabiliyoruz. Bu hatalı ölçümler de bizim grup 1 olan bir pulmoner arter hipertansiyon hastasını yanlışlıkla grup 2 tanısı verip var olan tedavilerden fayda görememesine neden olacakken aynı zamanda grup 2 tanısı olan bir pulmoner kapiller uç basıncı yüksek hastalığınkinde düşük ölçtüğümüz zaman onu grup 1 gibi nitelendirip PAS spesifik tedavi veriyoruz. Bu hastalarda da PAS stres tedavi volüm yüklenmesine, nefes darlığı ve kötüleşme, klinik olarak kötüleşmeye neden oluyor. Bu nedenle pulmoner kapiller uç basınç değerlendirmesi çok önemli bu hastalarda. Peki şimdi sağ kalp PTT'ni yapabilmek için çeşitli giriş yerlerimiz var. Bu giriş yerlerini belirleyen şey birazcık da kullanacağımız kateter. Eğer biraz sonra kateterlerden de bahsedeceğim. Elimizde bir Swan-Ganz kateteri yoksa bir kere bu hastadan pulmoner kapiller uç basıncını direkt elde edemiyoruz. Çünkü balon uçlu kateterler gerekiyor pulmoner kapiller uç basıncını elde edebilmek için. Eğer bir Swan-Ganz balon uçlu kateterimiz yoksa bir multi kateter kullanacaksak ya da PICC diye kullanacaksak o zaman sol atrium basıncının dolaylı göstergesi bu sefer sol ventrikül endiastolik basıncı olacak ve sol ventrikül endiastolik basıncını alabilmemiz için bu hastada bir femoral arteriyel giriş yoluna ihtiyacımız olacak. Femoral arteriyel giriş yoluna ihtiyacı olan hastalarda en çok biz femoral veni de beraberinde kullanıyoruz. Bu nedenle bugün günlük pratikte Swan-Ganz kateterinde pek çok merkezde olmaması nedeniyle en çok giriş yerleri femoral ven ve femoral arter olarak kullanılıyor. Femoral venden özellikle ASD'si olan konjenital vakalarda ASD'den geçip ulaşmak kolayken özellikle PAH'a bağlı özellikle sağ kalbi çok geniş olan hastalarda pulmoner artere dönmek biraz zor olabiliyor. Elimizde balonlu kateter yoksa. Diğer kullanılan sık yollardan biri de internal jugular ven, sağ internal jugular ven. Ben Bologna'da pulmoner hipertansiyon için işte Profesör Doktor Nazan Agadi'nin merkezde bulunma imkanına sahip oldum. Orada daha çok bu internal jugular veni kullanıyorlar. Eğer hastanın takip amaçlı pulmoner hipertansiyon hastasıysa ve hemodinamiği takip amaçlı bakıyorlarsa ilk kateteri değilse bu takipte internal jugular ven yolundan yapıyorlar. Sağ kalbe ulaşmak kolay.
pulmoner artere dönmek kolay, ancak bu hastalarda da bir konjenital defekt varsa, ASDPF varsa buradan geçip de sol atriye ulaşmak çok kolay olmuyor. Diğer kullanılan yollardan biri sol supraleal yan veren, daha nadir kullanılan yollardan biri. Ancak kesin açı yapmadan hem menekavasküler hem sağ kalbe gitmesi sağlaması açısından önemli. Yine nefes ağırlığı çeken hastalarda da yine bulunduğu merkezlerden biri Londra'daki Royal Brompton'da erişkin konjenital kalp hastalıkları programında. Orada da bu sağ kalp kateterinde en çok safenik ve bazilik benler tercih ediliyor. Hem işlem sonrası kanama kontrolü yapmak kolay, hem de hasta birazcık daha oturur bir açıda kalabiliyor burada. Ve özellikle nefes ağırlığı hastalarda kolay yollardan biri. Burada ponksiyon yerlerini görüyoruz. İşte subkuler ven ya da jugular ven olmasına göre hastaya pozisyon verip buna göre de erişim yollarını sağlıyoruz. Peki işlem ilişkili komplikasyonlar nedir? Bu 2003 yılında New England Journal of Medicine'da Hooper ve arkadaşların yayınladığı bir şey. Bugün de bundan daha olmak üzere yine nadir komplikasyonlar görüyoruz. İşte mortalite oranı 10.000'de 5 düzeyindeyken morbid oranları %1.1 düzeyinde. Özellikle femoral arter ve veni birlikte kullandığımız hastalarda işte girişlerinde pistolonizma, fistül ya da retroperitoneal kanama olabiliyor. Jugular subkuler ven seçilen hastalarda pneumotoraks, hemotoraks ya da işte karotid arter ponksiyonu ya da trakea perforasyonu gibi komplikasyonlar görülebiliyor. Yine kateter manipülasyonuna bağlı, sağ ventrikül oyalamasına bağlı ventriküler aritmiler, ileti sisteminin eklenmesine bağlı özellikle sol W olan hastalarda AV blok ya da işte zorlu manipülasyonlarda kateter ve tellerin işte biraz daha rigid ya da gentle olmayan manipülasyonlarında rüptürlere sağ ventrikül edilmesinde pulmoner rüptürü ya da pulmoner infarktları neden olabiliyor işlem sırasında. Şimdi sağ kalp kateterizasyonunda enstrümasyon ve setup aslında işlemin en önemli basamaklarından biri. Çünkü biz burada basınç ölçümüne dayanan bir tanı ve tedavi anlaması yapıyoruz. O yüzden bu bahsettiğim bu enstrümasyonlardan herhangi birinde var olan hata ölçümlerde hata neden olacak ve bizi yanlış yönlendirecek. Bu nedenle işlem sırasında işte hemodinamik sistemin check edilmiş olması gerekiyor. Basınç monitörünün çalışmış olması gerekiyor. Bütün kayıtların düzgün bir şekilde alınması ve bunların yazdırılıp hasta dosyasında geri dönüp baktığımızda görecek şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Transdüsörler çok önemli. Bu transdüsörlerden işte balans ve sıfırlama işlemlerinin yapılması gerekiyor. Yani interdüsör şitler, kullandığımız kateterler ki idealist Van Gans kateterli yapmak ama yoksa işte biz multikateterli ya da pikliye kateterleri de yapabiliyoruz. Bu kateterler elimizin altında olması gerekiyor. Dediğim gibi kalibrasyon sıfırlama çok önemli. Yine arter kan gazı ya da oksimetri cihazı bulması gerekiyor. İdeal oksimetri cihazı hemen aldığımız kan gazının da ölçümü yapabiliyoruz ama elimizde yoksa ya arter kan gazı mümkünse laboratuvarda bulunan bir cihazla mümkün değilse hızlıca biyokimya laboratuvarına gönderilerek çalışılması gerekiyor. Yine eğer grup 1 PAH düşünüyorsak özellikle idiopatik PAH'lar, kalıtımsal PAH'larla ilaç ilişkili PAH'larda vazoreaktif bir kavram var. Konuşmam ilerleyen dakikalarda ondan da bahsedeceğim. Vazoreaktifliği için gerekli ilaçların ve donanımın ki nitrik oksit için bir inhalasyon sistemi gerekiyor. Onun elimizin altında olması gerekiyor ve bu konuda deneyimli bir ekibin bu işlemi yapması gerekiyor. Bakın bunlar günlük pratikte kullanılan kateterler. Pulmoner kapile uç basıncını ve iç basıncını düzgün ölçebilmek için Swan Ganz kateteri olmazsa olmaz bir kateter. Ve Swan Ganz kateterin ucunda bir end hole olduğu için termodüksiyona da aynı zamanda imkan verebilen bir yöntem. Biraz sonra konuşmaya ilerleyen dakikalarında debi ölçümlerinden de bahsedeceğim. Kardiyak debi ölçümden. Bunda kullanılan yöntemlerden biri termodüksiyon yöntemi. Bunun için de Swan Ganz kateteri şart. Yine Berman kateteri balonlu bir kateter ama entolo olmadığı için termodüksiyona maalesef fırsat vermiyor. Yine veç ölçümüne de fırsat vermiyor ama basınç ölçümüne fırsat verebilen, komplikasyon azaltan bir kateter. Birçok merkez dediğim gibi multikateter kullanıyor. Multikateter balonlu değil. O yüzden veci ölçemiyoruz. Beraberinde sol ventriküler endiastolik basıncı ölçmek gerekiyor. Yani arteriyel yol da gerekiyor. Bunun entolo bulunuyor. Buradan işte sıvı ya da çeşitli ajanları uygulayabiliyorsa daha rahatlıklı. Ve pik diye kateterde end hole ve side olan balon çaymayan termodüksiyona imkan vermeyen bir kateter. Devam ediyorum konuşmama. Chat'te bir şey mi var diye baktım. Dediğim gibi Forsman tarafından ilk defa kendi üzerinde yapılıyor kateter, sağ kalp kateteri. Ön koldan ilerlettiği bir kateteri hemen bir sine altında, akciğer göğsü altında sağ kalbe ulaştığını göstererek konsept başlıyor ve 70'li yıllarda da Swan Ganz kateterinin uygulamaya girmesi de özellikle klinik kritikte uygulanıyor. Burada Swan Ganz kateterini görüyorsunuz. Swan Ganz kateterinin bir termistor, iki tane termistor konnektörü var. Bu termistor konnektörleri termodüksiyon yöntemiyle kardiyak debi hesaplanmasında kullanılan parçaları. Onun dışında bir distal proksimal lümen portları var. Distal lümen pulmoner arterde bulunuyor ve işte hem buradan oksijen kan örneklemesi sağlıyor. Hem de pulmoner arter basıncı almamızı sağlıyor.
proksimal lümenden de saatler basıncı alabiliyoruz. Aynı zamanda da eğer termodilüsyon yapacaksak, termodilüsyonda şöyle bir mantık var. Sağ tüyumdan verdiğimiz 4 santigrat derecedeki soğuk su sağ ventrikül yolundan pulmoner tere gelirken debi etkisiyle bir algoritmik bir şey sıcaklık değiştiriyor. Bu sıcaklık değişimi aslında kardiyak debiyle bir paralel özellik gösteriyor ve bu bir algoritma uygulayarak cihaz bize kardiyak debi hesaplıyor. Bunun için de burası işe yarıyor. Aynı zamanda saatiye basıncı ve FIP ölçmeye de yarıyor. Bir tane de kırmızıya gösterilen balonu ölçtüğümüz bir parçası var. Şimdi sıfır noktası çok önemli bizim için. Biz biliyoruz ki şimdi aslında ideali bu kalp boşluklarına saat tüme, sağ ventrikül pulmoner artere girdiğimiz zaman ucunda böyle mikro pressure telleri olan direkt basıncı ölçen kateterlerin kullanılması gerekiyor. Ama biz günlük pratikte böyle kateterler kullanmıyoruz. Kullandığımız kateterler içi sıvı dolu kateterler ve basınç yansımasını dışarıdan bu işte termistör dediğimiz cihazlarla bağlantılar sonucunda elde edebiliyoruz. Hemodinamik kayıtları yapabiliyoruz. Bu nedenle de neye göre bu noktada, neye göre bu basınç değişikliklerini algılıyor? Sıfır noktasına göre. Sıfır noktası sağ, özellikle sağ atriyumun ortası ya da filik üst kapak düzeyi olarak çoğunlukla kabul ediliyor. Bunu da nasıl belirliyoruz? Yani sırt üstü yatan bir hastada mit aksinal çizgiyle meme başından çekilen çizginin kesişim noktası kabaca saatin ortasına geliyor ve biz bu nedenle transdüseri sıfır noktası için bu düzeyde tutuyoruz. Biraz sonra transdüseri de göreceğiz. Tam bu noktaya her işlemde tekrar tekrar ayarlamamız gerekiyor. Çünkü bunun üzerinde ya da altında olduğu zaman hatalı yüksek ya da düşük basınç ölçümlerine neden olabiliyor. Bir çeşitli kaynaklarda sıfır nokta sol atriyumun ortasına alan kaynaklar da var. Burada nasıl bu nokta bulunuyor diye bakacak olursak. Dördüncü interkostal aralıktan geçen transfer çizgiyle mit aksinal çizginin bu mit saçları hatta kesişim noktası sol atriyumun orta noktasına veriyor ama bu tabii ki MR gibi ileride görüntülerle bu nokta tanımlanabiliyor. Biz günlük pratikte daha çok bu mit aksinal çizginin meme başından geçen çizgiyle birleştiği noktayı kullanıyoruz. 60 dereceye kadar da hastanın başı işte nefes zorluğuna göre kaldırılabilir bu hastalarda. Şimdi basınç kayıtlarını alırken karşımıza işte o basınç derecesi çıktığı zaman öncelikle bunun optimal bir damp mı yoksa overdamp mı underdamp mı olduğunu anlamamız gerekiyor. Overdamp ne biliyorsunuz biz bir koronere oturduğumuz var. Eğer kateter küçükse üst duvara dayandığı zaman şöyle bir keskin düşüş gösteriyor. Osilasyonlar olmayan biraz daha böyle sanal bir basınç dalgası gibi bir yansıma yaratıyor. Bu overdamp'ı gösteriyor. Buna karşın eğer kateter tam olarak oturmuyorsa, sallanıyorsa bir boşlukta o zaman da böyle belirgin bir reverberasyonlar yapıyor. Bu da underdumping'i gösteriyor. İdeal dediğim gibi işte ne böyle bir overdump yapan ne de böyle boşlukta sallanan bir kateter olması bu basınç değişikliği daha düşük skalar içinde olduğu bir optimal dump görüntüsü almamız gerekiyor. Her işlemden önce balans ayarını ve kalibrasyonu yapmamız gerekiyor. Sıfır ayarını yapmamız gerekiyor. Özellikle balans ayarını biz şey yapıyoruz, sıvı dolu bir hattın servis ucundan elle sıkarak 100 mm'ye yaklaşık bir basınç uygulayacak şekilde bir flushing yapıyoruz bu basınç stresinde. Akıtıyoruz basınç sistemini ve ondan sonra içeride hava kabarcıkları ya da işte kan pıhtısı kalmamasını sağlıyoruz. Ondan sonra basınç stresini görecek şekilde basınç tarafına çeviriyoruz üçlü musluğun kolunu. Bir de sıfırlamayı yapmak gerekiyor dediğim gibi. Bakın burada hasta sırt üstü yatıyor. Bu meme başından geçen çizgiyle, mit aksinalden geçen çizgiyle bu transdüsör aynı hattı olması gerekiyor. Ve kalibrasyon için de yan tarafta görüyorsunuz hatalı bir kalibrasyon örneği var. Bu iki çizginin bu sarı noktada birleşmesi ve sıfırlanmanın yapıldığının doğrulanması gerekiyor. Bu da biraz önce bahsettiğim uçlu muslukta bu balans ve flushing'in yapıldığını şemize eden bir görüntü. Peki ne gibi hatalar olur? Bakın bu sıfır noktası eğer bu mit aksinal çizgiye denk gelen noktada değilse yukarıdaysa biz mesela sağ atriyumdayken burası yukarıda olduğu için biz basıncı şurada gördüğünüz gibi hata düşük olarak alacağız. Mesela pulmoner arter boşluğunda kateterin ucu ama sıfır noktası burada. Pulmoner arterde normalde böyle bir trase olurken biz bunu sıfır noktası yukarıda olduğu için olduğundan düşük algılayabiliyoruz. Ya da bu sıfır noktası altında olduğu zaman bu orta hattan biraz daha yukarıda olduğu için olduğundan düşük olarak bulabiliyoruz. Mesela biz bunu VEC ölçüm sırasında böyle hatalı bir şey yaparsak VEC'i 15'in altında olan bir hastada 15'in üstünde bulup bu sol kalp kaynaklıdır deyip yanlışlıkla bastığı hasfes tedaviden mahrum bırakabiliriz. Ya da tam tersi aşağıda olursa yukarıda olursa düşük bulup bunu da şey diyebiliriz. Bu A grup 1 hastaymış deyip tedavi başlayıp hastanın kötüleşmesine neden olabiliriz. O nedenle bu sıfırlama ve balans ayarları çok önemli. Her işlemde tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Kateterizasyon sırasında hangi alanlardan geçip de basınç kayıtları elde ediyoruz? Diyelim ki elimizde Swan-Ganz kateteri var. O yüzden sol ventriküle endiastole almamız gerekmiyor. VEC alabileceğimiz bir hasta.
Bakın burada internal jübiler benden gelinmiş. İlk karşımıza çıkan sağ atrial boşluk, sağ atrial basınçlı RSS'i. Daha sonra sağ ventrikül deniyoruz. Sağ ventrikül basınçlı RSS'i. Oradan dönüp pulmoner artere çıkıyoruz. Pulmoner arteriyel trese. Ve en sonunda da basınçlı bu salangans kateterini bu arada şişirmeye sağ atriumda başlıyoruz. Ve akımın etkisiyle gelip buradan işte bu tamamen akımı tıkadığı stabil bir akım yarattığı, öne doğru bir akımı durdurduğu ve basıncı sabitlediği yerde de VC'yi ölçüyoruz. Burada ne oluyor? Biz burada pulmoner kapiler etrafı tıkadığımız zaman öne doğru bir akım veya basınç yansıması olmuyor. Tersine retrograd olarak sol atriumdan yansıyan basınç bu balonlu kateter sayesinde dışarıdan bizim basınç derecemize yansıyor ve sol atrium basıncını dolaylı olarak kapiler yüzeyden ölçmüş oluyoruz. Bu nedenle burada öne akımın tamamen kısıtlanması ve ideal bir dumpingin yapılmış olması gerekiyor. İdeal bir saplama basıncının hesaplanmış olması gerekiyor. Peki normal değerleri nedir diye bakacak olsak sağ atriumun ortalama 0'da 8 mmHg civarında değişiyor. Tabi bu inspirasyon ekspirasyonla değişkenlik gösterebiliyor bu aralıkta. Sağ ventrikülün sistolik 15-30, diastolik 0-8. Pulmoner arter 15-30, diastolik 4-12, ortalama biraz önce bahsettim 14+-3 gibi 20 mmHg'ye kadar ortalama değer doğru normal kabul edebiliyor. Pulmoner kapiler saplama basıncı için 2-10 mm civa ama işte biraz sonra yine kontrolümde bahsedeceğim. 15 mm civanın üzerinde sol kalp kaynaklı patolojileri düşünüyoruz. Aslında çeşitli çalışmalarda 18 değeri alınmış, 12 değeri alınan çalışmalar da var. Ancak bugün kılavuzlar tarafından 15 mm civarı kabul ediliyor. Diğerleri de ventrikül aortun basınçları zaten hepimiz biliyoruz. Şimdi burada bir şematik şekilde sağ kalp kateterinde geçtiğimiz boşluklar ve meydana gelen basınç sınırlarını gösteren bir animasyon. Bu sefer femoral venden aşağıdan geliyoruz. Vena cava inferior'dan sağ atriuma geldik. Triskut kapak düzeyinde gördüğünüz gibi atrial basınç derecelerini yansıtan A, V, C dalgaları ve X, Y, Y inişlerini görüyoruz. A dalgası atrial kontraksiyonu gösteren dalga. V dalgası triskut kapak kapalıyken ventrikül kontraksiyon sırasında atriumda meydana gelen pozitif basınç yansıması. X inişi atrial kontraksiyon bittikten sonra sağ atriuma negatif basınçları düşüp kanla dolayken meydana gelen iniş. Ve Y inişi de erken diastolde triküsü kapak açılıp hızlıca atrium boşalıp ventrikülün doluşunu yansıtan negatif dalga. C dalgası triküsü kapağın kapanma sırasında ventrikülün kontraksiyonu başlarken triküsü kapağı sağ atriuma doğru probe etme sonucu oluşan bir çentiklenme. Ve ortalama sağ atrium basıncı da işte 8-10 mililitre civarının altında normal insanlarda. Bu dalgalardan bahsettim zaten ve EKG gated yapacak olursak da biliyoruz ki atrial depolarizasyonu gösteren P dalgasından sonra geliyor A dalgası. V dalgası da kabaca EKG'de T dalgasının sonrasına denk gelen bir dalga. Daha sonra triküs kapaktan geçip sağ ventrikül inmemiz gerekiyor. Ancak bazen işte PAHS'larında sağ kalp boşlukta çok geniş olduğu için direkt böyle triküs kapaktan yönlenemiyoruz. Özellikle multikateter kullanıyorsak bu yönlenme zor oluyor. Bazen böyle sağ ventrikül içinde loop yapıp o yolla da sağ ventrikül girmek gerekebilir. Hatta bu loop yaptığımız zaman hemen kateterimiz sağ ventrikül çıkış yoluna doğru ilerlediği için sağ kalbi çok geniş hastalarda benim de çok denediğim ama tabii ki komplikasyon yapmamak için atrial rüptüre ya da İşte aritmilere neden olmamak için burada tabii ki gentle dayanmak gerekiyor. Kaba hareket etmemek gerekiyor. Sağ ventrikül indiğimiz zaman işte gördüğünüz gibi sistolik ve diastolik dalgaları var. Diastolik dalgası var. Yine bir inişte dikrotik çenti görüyoruz. Sağ ve sol ventrikül basınç süresi aslında benzer ama sağ ventrikül biliyorsunuz basınçları sol ventriküle göre daha düşük ve süresi daha kısa. Tepedeki çentiye dikkat etmek gerekiyor. Mesela kateterin eğer triksit yetersizliği kateteri dövüyorsa o tınlamaya bağlı böyle bir çıkış da kolunda da bir çentiklenme görebiliyoruz. Aynı çentiklenmeyi diastolik bölümde de görebiliyoruz. Sağ ventrikülden sonra sağ çıkış yolundan pulmoner artere ilerliyoruz. Pulmoner arter de yine bir arterasına benzer şekilde sistolik, diastolik ve yine pulmoner kapan kapanması gösteren çentiklenme var. Dediğim gibi orta havası 20 mmHg'ye kadar normal, 20 mmHg'nin üzerinde pulmoner hipertansiyon tanısını koyduruyor bize. Yaklaşık gördüğünüz gibi pulmoner arterin sistolik basıncının tepesi T dalgasına denk gelirken diastolik yani şurada gördüğümüzde QRS'e tekabül ediyor. Daha sonra işin işte esas önemli olan bizi zorlayan kısmı VEC ölçümüne geliyor. Burada bakın burada balonu burada şişti ama ben genelde salangans kateterini sağ türlü şişip hem daha kolay ilerletme hem akım etkisiyle hızlıca ilerlemesinden yararlanmak istiyorum. Hem de burada şişerek olası bir komplikasyon neden olmayı engellemeye çalışıyorum. Kesinlikle şu noktalara geldikten sonra yani kateterin ucu VEC noktasına geldikten sonra balonu şişirmemek gerekiyor. Komplikasyon neden olabilir. Ya da bazen iyi bir VEC alamıyoruz. Tekrar VEC'e oturmak gerekiyor. Burada balonu indikten sonra hemen burada şişirmiyoruz. Kateteri geri çekiyoruz. Burada balon şişirdikten sonra akımın etkisiyle gidip burayı tıkamasını
sağlamaya çalışıyoruz. Bakın gitti ve ilerledi. Şişikken gidiyor. Buraya tıkıyor ve burada artık akımsızlık hali oluşuyor. Bir stabil bir bu şey yani IFR'da olduğu gibi akımın dalgalanma özelliği göstermediği bir trase yakalıyoruz ve bu aslında sol atriumun basınç dalgasının yansıması oluyor. Burada da gördüğünüz gibi bir wedge trasesi. A yine V, X, Y inişleri ve C dalgasını oluşturan bir wedge trasesi elde ediyoruz. Bu wedge'in de ortalamasını hangi yollarla alırız ondan da bahsedeceğim. Bugün önerilen iki tane yöntem var. Birisi kılavuzlar tarafından önerilen ve benim de yaptığım ekspirasyon sonunda wedge'in ölçümü. Bazı kaynaklarda da özellikle çok osilasyon gösteren squat glasslarda ortalama değerin, şu ortadaki çizgiyi gördüğünüz ortalama değerin alınmasını öneren kaynaklar da var. Gördüğünüz gibi A, V dalgaları, yine C dalgası, X, Y inişlerini görüyoruz. Bu sol atriumdan yansıyan dediğim gibi basıncı ölçüyoruz. Sol atrial basıncın dolaylı göstergesi ve basıncı. A dalgası hemen böyle QRS kompleksinden hemen sonra geliyor ve sol atrial kontraksiyonu temsil ediyor. V dalgası EKG'nin T dalgasından sonraki kısmına denk geliyor. Bu da mitral kapak kapanışa bağlı C dalgası yaklaşık T dalgası dolaylarına geliyor ve bunların hepsi gecikmiş basınç yansımaları. Sol atriumun geriye doğru yansımasını oluşturuyorlar. Normalde biz biliyoruz ki sağ atrial basınç intrasonla beraber düşüyor. Hatta negatifleşiyor. Ekstremumla beraber intratorasik basınç arttığı için artıyor. Benzer bir değişiklik wedge basıncında da oluyor. Bakın wedge'de aslında sol atrial basınç yansıması olduğu için ondan süre olarak biraz daha geciken bir süre ve inspirasyonla düşük gösterirken ekspirasyonla artış gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi bir miktar sol atrium basıncı aslında ASD olan hastalarda pullback yaptığımız zaman sol atrial basınç sağ atrial basınçtan hafifçe yüksek olduğunda biz biliyoruz. Gerçek wedge basıncı kapiler atak boyunca basınç dengeleme koşulu sağlayan tam akımsızlık halinde ölçülebiliyor. Bakın burada wedge örnekleri var. Şu A'da ideal bir wedge. Tıkamış tamamen akımı. Akımsızlık yaratmış ve burada şu en başta gördüğünüz pulmoner arter basınç dalgası iken tıkadığı zaman sol atrium yansıması gösteren ideal bir wedge kayıtını görüyorsunuz burada. Eğer biz yeterince infilasyon yapamazsak bulundu, burayı tıkayamazsak fakat ortaya çıkan bu wedge denilen trase aslında küçültülmüş bir pulmoner arter trasesi. Hatalı olarak yüksek değerlendirme neden olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir diğeri fazla şişirdiğimiz zaman balonu ucundaki bu tip içeri doğru kıvrılıp balonun içine temas edebiliyor. Bu da gördüğünüz gibi aslında wedge'e benzer bir trase oluşuyor ama yüksek, hatalı yüksek ölçümlere. Bu aslında bir overdamping oluyor. Hatalı yüksek ölçümlere neden oluyor. Ya da çok şişirdiğimiz zaman yine balonu içindeki kateterin ucu damar duvarına değebiliyor. Bu da aslında overdamping yapıp yüksek hatalı bir wedge ölçümüne neden olabiliyor. Belirli bir takım kurallar var. Şimdi akım sonuçta pulmoner arterden kapiler yatağı oradan da sol atriuma doğru olduğuna göre yani diastolik yataktan kapiler yatağı sol atriuma olduğuna göre her zaman diastolik pulmoner arter basıncı kapiler wedge basıncından büyük olması gerekiyor. Yaklaşık 1 ile 5 milimetre civarına kadar normal insanlarda bir sınır var. Eğer wedge basıncı diastolik pulmoner arter basıncı eşit ya da yüksekse bu overdamping yapmışız ve hatalı bir ölçümüz vardır anlamına gelebilir. Kateter yanlış yerdedir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tersine diastolik pulmoner arter basıncı yani zaten yüksek olması gerekiyor da 5 milimetre civardan daha fazla yüksek olursa da ya bu hastada pulmoner hipertansiyon vardır. İşte pulmoner arter basıncı ve içten oransız olarak daha fazla artmıştır. Ya da primer akciğer hastalığı vardır. Düşünmemiz gerekiyor. İdeali alt zonlardan almak gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki üst zonlarda özellikle alveolar yataktaki basınç hem pulmoner arterden hem de kapiler yataktan yüksek. Tam tersi alt zonlardaysa hem pulmoner arter basınç hem de kapiler basınç alveolar basınçtan yüksek. Bu yukarılarda aldığımız alveolar basıncı yansıtırken aşağıda aldığımız daha ideal bir kapiller basıncı yansıtıyor. Şundan bahsettim zaten kapiller ve diastolik pulmoner arter basıncından yüksek olmamalı, eşit de olmamalı. Değişiklik 15 milimetre civarından fazla olmamalı. O kateterin yanlış yerleşimiyle ilgili, hatalı ile ilgili şüphe yaratır. Ve ideal olarak da A ve dalgalarını belirgin olarak bu trasede seçmemiz gerekiyor. Yani düzgün bir wedge kaydında A ve B dalgalarını belirgin olarak kaydetmek gerekiyor. Şimdi dedik ki biz pulmoner kapiler wedge basıncı, sol atrial basıncı ve sol ventriküler diastolik basıncı bir yansımış göstergesi. Ne zaman bunlar eşit olmuyor? Hastada mitral darlığı varsa, atrial miksoma varsa, korotriatriyotum varsa, pulmoner venlerde obstrüksiyon varsa, azalmış sol ventriküler kompliyansı ya da artmış pleural basınç varsa bu durumlarda sol ventriküler diastolik basıncı wedge ile eşit değil. Bunlarda sol kalpli örnekleme yapmak gerekiyor. Burada bakın inspirasyonla değişkenliği gösteriyor. Biz ideal olarak ekstremumun şurası ekstremum dersek ekstremumun sonuna yakın bir yerde ölçmemiz gerekiyor wedge basıncını. İnspirasyonda daha düşük değerler kayıtlı. Biz günlük pratikte burada ekstremum sonuna yakın bir yerden ölçüyoruz. Şimdi burada bir çalışma var. İki yöntemi de yani ekstremum sonunda ölçmenin de ortalama ölçmeninde ne gibi hataları oluşabileceğini gösteriyor. Mesela
özellikle şeylerde şimdi bu osilasyon olayı koa hastalarında çok belirgin oluyor. Hani biraz önce dedim ya osilasyonun az olması gerekiyor ideal bir tırsın. Ama koa hastalarında intratorasik basın çok değiştiği için yüksek sapmalar gösterebiliyor. Öyle hastalarda bu ortalama ölçüm yani şu basınç arasındaki mean hattı çektiğimiz şu çizginin weight olarak alınması öneriliyor. Ama onun dışında böyle çok swing göstermeyen trase kayıtlarında ekstrem sonundaki basınç dalgasının weight olarak alınması öneriliyor. Mesela biz ortalamayı aldığımız zaman bir çalışmalarda ortalama almış bazı hastalarda, pulmoner hipertansiyon hastalarında. Görülmüş ki 3'te 1 hastada aslında postkapiller pulmoner hipertansiyon varken bunlar prekapiller olarak yanlış hatalı değerlendirme neden olmuş hastalarda. Ama bir başka çalışmada da endeks rotal değerler alındığı zaman aslında prekapiller olarak yani PAH olarak değerlendiren hastanın 3'te 1'inin postkapiller yani sol kap kaynaklı hastalar olduğu gösterilmiş. O nedenle her iki yönteminde seçilmiş hasta gruplarında öne çıkan avantajları, dezavantajları olduğunu ortaya koymuşlar. Bu nedenle koahlı çok sinik gösteren hastalarda dişler ortalama alınırken buna karşın daha stabil daha son hastalarda endeks rotal ölçümler almak daha uygun gibi görünüyor. Bir de bu wedge ölçümleri açıkçası hastanın volüm durumundan, hastanın günün hangi saatinde alındığından, diüretik tedavisinin ne yoğunlukla uygulandığından da etkileniyor. Bakın aynı hasta bu. 70 yaşında sol kalp korumuş ejeksiyon fraksiyonunu kaybetti tersine bağlı pulmoner hipertansiyon olan bir hasta. Ortalama pulmoner arter basıncı 51. Wedge basıncı 30. Transpulmoner gradient dediğimiz ortalama basınçla wedge basıncı arasındaki farkı gösteren değer 21. Buna diüretik tedavi veriliyor. Kilosu 80'den 73'e çekiliyor. 6 gün sonra bir daha kateter yaptığın zaman ortalama basıncı 24'e düşmüş. Transpulmoner gradienti 11 verilmiş ve wedge basıncı da 13'e binmiş bir hasta. Bu nedenle hastanın diüretik tedavisini sorgulamak gerekiyor ve özellikle mümkünse hastaları çok fazla günün ilerleyen saatlerinde işte mesai bitimine doğru almamak gerekiyor. Hastalar şey kaldıkları için, sus kaldıkları için sol kalp patoloji olan hastalarını da yanlışlıkla wedge'in düşük bulabiliyoruz. Zaten bizim kılavuzlarda da işte 15 değerini söyledik ama wedge için. 15 değerinin üzerinde olanlar zaten direkt sol kalp kaynaklı. 12'nin altında olanlarda normal wedge diyoruz. Ancak 12 ile 15 arasında olan hastalarda bunlar sol kalp kaynaklı hastalar da olabilir. Gizlenmiş bir wedge yüksek de olabilir deyip bunlarda volüm yüklenmesi, volüm challenge testi yapıyoruz. Volüm challenge testi nedir? Yaklaşık 5-10 dakika süre içerisinde 500 mililitrelik volüm yükleniyor hastaya ve tekrar bir wedge basıncı ölçülüyor. Bu yüklenme sonucunda bu wedge basıncı 18 mililitre civarı geçerse bu hastada gizlenmiş bir sol kalp kaynaklı patoloji olabilir. Onları ortaya çıkar anlamına geliyor. Peki işlem sırasında ne gibi hata kaynakları, yanlış hesaplamanın zamanı ne gibi hatalar yapabiliriz? Hasta taşikardiktir. Buna bağlı işte hem debi değerlendirmesi hem basınç değerlendirmeli hatalı ölçümüsü olabilir. İdeal hastanın taşikardik olmaması, AFS varsa hız kontrol yapıldıktan sonra yapılması gerekiyor. Yine frekans yanı sisteminin bozulması, ani basınç değişiklikleri, kateterle ilgili artefaklar, uç end pressure artefakları, işte kateterin dayanması, işte overlamping yapması. Onun dışında zero balans ve kalibrasyonla ilgili hata yanlış ölçümlere neden olabiliyor. Bakın idealiye uygun bir dump yapmış kateterde şöyle bir smooth iniş ve bir inen kolda bir çentiklenme görmemiz gerekiyor. Burada o kateter ucu dayandığı zaman overdamp böyle daha keskin sınırlar olan daha böyle sanal yapay bir basınç dalgası oluşuyor. O basınç altında hava kapıcı pıhtı ya da kontrast birikimi olduğunu gösteriyor ya da kateter bağlansa gevşekliği gösteriyor. Tersine çıkan kolda böyle bir aşırı sinik dalgaları neydik? Underdamping demiştik. Ink artefaktını gösteriyor. Bu da hiperdinamik durumlar ya da mesela ileri T'de kateter ucunun bu TEJ tarafından dövüldüğünü gösteriyor. Yine bu sağ içinde fazladan loop yapan bir Swan-Ganz kateterinde bir filling artefaktı dediğimiz bu derin endiastolik basınç tüşleri meydana gelebiliyor. Bu fazla loop çözdükten sonra gördüğünüz gibi daha ideal bir basınç tırası elde edebiliyoruz. Eğer sağ atürün basıncı da olurken kateterin ucu triküs kapağı yakınsa ve ileri TEJ varsa ileri TEJ tarafından kateterin dövüldüğünü ve böyle bir sağ atürün belirgin bir yüksek frekanslı gürültü oluşturan bir basınç dalgalanması olduğunu görebiliyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Konuşmanın bundan sonra kısmında da basınç dalgalarına geçip biraz da oksimetrik analizden. Çünkü biliyorsunuz gibi sadece basınç ölçmüyoruz aynı zamanda kardiyak diye bir kardiyak indeksi ve onlarla da yine basınçları beraber kullanarak PVR ve SVR değerlerini de hesaplıyoruz bu hastalarda. Tanı kriterlerden biri de PVR'nin 3 futun üzerinde olmasıydı. Özellikle aldığımız oksimetrik analizde aortadan aldığımız kanlarda arteriyel desaturasyon varsa 195'in altındaysa bu değer bu alveolar hipoventilasyon olduğunu da gösterebilir. Akciğer parenkim hastalığına, sedasyona ya da pulmoner konjesyona bağlı. Ya da sağ sol şanta bağlı özellikle Aylan Menger hastalığında düzeltilemez bir desaturasyon olduğunda
oksijen verdiğim zaman düzelmiyorsa zaten anlayabiliriz. Pulmoner arterde normalde 60-65 düzeyindedir oksijen saturasyonları normal kişilerde. Ama beklenmedik yüksek pulmoner saturasyon olursak biraz sonra bahsedeceğim. Özellikle bir kalp boşluğundan başka bir boşluğa geçtiğimizde step up dediğimiz %5'ten fazla bir oksijen saturasyonunda artış varsa bu da soldan sağa şantın bir göstergesi olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Oksimetrik analizi nereden yapıyoruz? Saf bir pulmoner hipertansiyon hastasıysa eğer şey yoksa bir konjenital defekti yoksa bir tane aortadan bir tane sol ventrikülden eğer girdiysek işte bir tane sağ atriyumdan bir tane sağ ventrikülden bir pulmoner arterden varikospiral inferiorda almak yeterli olurken konjenital defekti olan mesela bir ASD hastasında atriyumun üst, orta ve alt bölgelerinden alıyoruz. Yine venöz dönüş anomalisinden şüpheleniyorsak varikospiralın üstünden ve altından ya da pulmoner venlerin alt varikospiral inferiora döküldüğünü düşünüyorsak varikospiral inferiorun üstünden altından örnekleme yapmak gerekiyor. VSD şüphelenen bir hastalarda sağ ventrikülün apeksinden, mid pozisyonundan ve çıkış yolundan almak gerekiyor. Yine PDA şüphesi olan hastalarda pulmoner arterin hem sağ sol pulmoner arterden hem ana pulmoner arterden almak gerekiyor. Yine PDA süper ve Eisenmenger engel gelişmiş hastalarda yine desaturasyonu görmek istiyorsak diferansiyel desaturasyonu yine aortadan da kan örnekleri almak gerekiyor. Aldığımız kan örneklerini çok bekletmememiz gerekiyor. Hemen buz içinde hemen toparlayıp hızlıca laboratuvarımızda varsa laboratuvarımızda yoksa biyokimyal laboratuvarında hızlıca çalışmak gerekiyor. Kabaca ekstra kardiyak kalp boşlukları yani venöz boşluklardan atriuma geçerken %7'nin üzerinde olan bir oksijen artış ya da sağ atriumdan sağ ventriküle sağ ventriküden pulmoner arteriye geçerken intrakardiyak chamberlarda %5'ten fazla bir oksijen artışı bir konjenital defektin eşlik edebileceğini düşündürüyor. Eğer biz transtorasik ekokardiyografide bunu gözden kaçırırsak bu hastalarda belki yerel T yapıp eşlik eden bir doğumsal defekt var mı diye bakmak gerekiyor. Bu step up'ı aldığımız kan örnekleriyle ortaya koymak da bazen geriye dönüp görüntüleme işlemi tekrar gözden geçirmemizi sağlayabiliyor. Bazen pulmoner venöz dönüş anomalileri gözden kaçabiliyor. Bunu oksimetrik analiz sırasında fark edip geri dönüp T yapılmamışsa T yapıp onları ortaya koyabiliriz. Ya da T yeterli yapılmış gözden kaçmışsa tomografi incelemelerle bunları ortaya koyabiliyoruz. Üç yöntemle hesaplıyoruz biz debiyi. Bunlardan biri termodilüsyon, birisi direkt FIK metodu, birisi indirekt FIK metodu. Termodilüsyon ideal yöntemlerden biri. Eğer Swan-Ganz kateteri kullanıyorsak elimizde de termodilüsyon bağlayabileceğimiz bir termistor ve buna uygun bir sistemimiz varsa bu dediğim gibi sağ tümden soğuk suyu verip kardiyak boşluklardaki bu ısı artışını yarattığı algoritmadan debi ölçebiliyoruz. Ama elimizde bu sistem yoksa o zaman ya direkt ya da indirekt FIK metodunu yapacağız. Direkt FIK metodunu da kullanamıyoruz. Şu direkt oksimetrik ve basınç analizine dayanan ve daha çok böyle kateter laboratuvarında bu gaz alışverişinde değerlendiren özel sistemlerin olması gerekiyor. Bu olmadığı için biz günlük pratikte indirekt FIK metodunu kullanıyoruz. İndirekt FIK metoduna geleceğim biraz sonra. Kabaca neye QPQS mesela bir hastada en kaba yöntemle nasıl bulabiliriz diye bakacak olursak yukarıda QP'yi simgeleyen işte oksijen tüketimi bölü pulmoner venöz kandaki oksijen saturasyonu eksi pulmoner arter saturasyonu aşağıda da QS'i simgeleyen oksijen tüketimi bölü aortik saturasyon eksi mix venöz oksijen saturasyonu paylar paylar yer değiştirince kabaca aort saturasyonunu mix venöz oksijen saturasyonuna ki bu konjenital defekti olmayan hastalarda sağ atrial saturasyonu alabiliriz. Konjenital defekti olanlarda ise 3 tane varikospiral superior, 1 tane varikospiral inferior alıp 4'ü bölerek elde ediyoruz. Bunu aşağıda pulmoner ven saturasyonu eksi pulmoner arter saturasyonu böldüğümüz zaman QPQS'in en kolay hesaplama yöntemlerinden biri. Oksimetreden bahsettim kabaca. Bir de yine bu şey sırasında sağ kalp kateteri sırasında yaptığımız şeylerden biri biliyorsunuz vazoreaktivite testi. Konuşmanın başında söylediğim özellikle idiopatik PAH hastalarında, kalıtsal PAH hastalarında ve ilaç değişikliği PAH hastalarında vazoreaktivite testini yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Vazoreaktivite testi bize yüksek dozdaki kalsiyum kanal bloke tedavisi hemodinamik anlamda çok iyi yanıt veren, prognozu çok iyi olan bir hasta grubunu tanımamızı sağlıyor. Bu hastalar yüksek düzeyde kalsiyum kanal bloke ile tüm PAH grubu hastalarından doğumsal da olsa, ip hasta olsa, bağ dokusu değişikliği PAH da olsa hepsine göre daha iyi bir prognoz gösteriyorlar. Basınçları çok iyi düşüyor, yürüme mesafeleri çok iyi artıyor, BNP'leri çok iyi düşüyor ve fonksiyonel sınıfları da 1-2'ye geriliyor hastalar. Bu nedenle vazoreaktivite testi yapmamız gerekiyor bu 3 bahsettiğim grupta. Bunlarda çeşitli ajanlar var. Nitrik oksit, epoprotonol, adenozin ve iloprost günlük pratikte kullanılan ajanlar. İdeali nitrik oksit ya da epoprotonol yapmak. Ancak nitrik oksit için özel bir tank sistemi ve ventilasyon sistemi gerekiyor. Bunun laboratuvarda hazır olması gerekiyor ve çok fazla merkezde yok bu. Yurt dışında en çok epoprotonol yapılıyor. Epoprotonol şöyle bir avantajı var. Yarı ömrü kısa olduğu için bu vazoreaktivitenin olup ilacı kestikten sonra da tekrar vazoreaktivitenin kaybolduğunu hemen görebiliyoruz. O açıdan önemli.
Adenozin yine sınıf 2 hali. Şu Nitrogok'ta EPO sınıf 1 ile öneriliyor. Adenozin sınıf 2 hali öneriliyor. Biz bizim merkezimizde İloprost yapıyoruz. Sınıf 2B ama Türkiye'de birçok merkezde İloprost yapılıyor. Türkiye için oluşturulmuş bir pulmoner hipertansiyon uzlaşı raporunda İloprost'un Türkiye şartlarında en çok kullanacağımlardan biri olduğunu ve bu anlamda da hani etkinliğin sınandığı vurgulanmıştı. Peki vazoreaktifte nedir? Vazoreaktifte şöyle bir kriterimiz var. Ortalama pulmoner arter basıncında 10 mm civa düşüş olacak. Bununla beraber ortalama pulmoner arter basıncı 40 mm civanın altına düşecek. Örneğin 55 mm civa değeri olan bir ortalama pulmoner arter basıncı bu vazoreaktif testi sonucunda 35'e düşüyorsa hem 10 mm civadan fazla mutlak düşüş olduğu için hem de 40 mm civanın altına düştüğü için vazoreaktifte pozitif anlamına geliyor. Bunlar da yüksek dozda kalsiyum kanal bölge tedavisini uyguluyoruz. Hesaplamalarda dediğim gibi 3 tane yöntem var. Bunlardan ideal termodilüsyondu ancak onu yapamıyoruz. Biz indirekt fik yapıyoruz. İndirekt fik yönteminde ne yapıyoruz? Kardiyak debiyi hesaplıyoruz. İşte biraz önce gösterdiğim oksijen tüketim şeyi var. Bunlar aslında Excel programlarına mevcut. Oraya aldığımız kan gazlarını ve basınç değerlerini girdiğimiz zaman bize debiyi hesaplıyor ama ben kendim kendi elle hesaplama yapıyorum çoğunlukla. İşte büyük dolaşım dediğimiz aortanın bir uçta olup diğer dolaşımın sağ tümünde sonlandığı bir kardiyak debiyi hesapladığım sistem. Orada kullandığımız aort saturasyonu eksi sağ tüm saturasyonu çarpı hemoglobin çarpı 1.36 kas sayısı ki hemoglobinin bir hemoglobin başına 1.36 litre oksijen taşıdığı için kas sayısı kullanıyor. Bu payda da olan şey. Payda da 3 çarpı kilogram çarpı 10 değeri var. Bu 3 değeri de kilogram başına organizmamızın tükettiği oksijen miktarını yansıttığı için oluyor. Oradan kardiyak debiyi hesaplıyoruz. Aynı şeyi pulmoner debi için de yapıyoruz. 3 çarpı kilogram çarpı 10 payda. Payda da bu sefer bir uçta pulmoner ven, bir uçta pulmoner arter olduğu için pulmoner veno saturasyon eksik pulmoner arter saturasyon çarpı hemoglobin çarpı 1.36'dan da bu sefer pulmoner debi hesaplıyoruz. Elimizde basınçlarımız var. Ortalama aort basıncından sağ tüm basıncını çıkarıp kardiyak debiye bulduğumuz zaman SVR'yi veriyor. Ortalama pulmoner arter basıncından veç basıncını ya da sol ventrikül en diastolik basıncını çıkarıp pulmoner debiye böldüğümüz zaman da PVR değerini veriyor. Ve biz hem PVR hem SVR hem kardiyak debi hem pulmoner debi hesaplamış oluyoruz. Kardiyak debi hastanın boy kilosundan türettiğimiz VSA böldüğümüz zaman da kardiyak indeksi de hesaplamış oluyoruz. İşte benim bu anlattığım, kabaca anlattığım şeyi de gösteren PVR, SVR hesabını gösteren formüller de burada mevcut. PVR için de bugün biz 3 değerini alıyoruz ama biz yine biliyoruz ki sağlıklı insanlarda PVR'nin üstünü aslında 1.5 butünde. Bu 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu'nda evet ortalama pulmoner arter basıncını 20'ye çıktılar ama pulmoner vasküler direnci ancak 3'te bıraktılar. Aslında bu günlük pratikte %10 daha fazla pulmoner hipertansiyon hastasıyla karşılaşmamız neden oldu ancak pulmoner arter hipertansiyonu tedavi görecek hasta oranı çok fazla arttırmadı. %1'in altında bir yeniden soflandırmaya neden oldu. Ama 2022'de Ağustos ayında pulmoner hipertansiyon ESC kılavuzu güncellenecek. Orada belki PVR ile ilgili değişiklikler olur. Orada olmazsa belki ondan sonra 7. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu 2023'te olacak. Belki orada PVR'nin cut-off değerinin 2'ye çekilmesi gündeme gelir. Öyle olması durumunda da bizim günlük pratikte daha erken evde karşılaştığımız prekapüler pulmoner hipertansiyon hastaları olacak. Özetle sağ kalp kateteri sırasını uygularken elimizde bir şablonumuz, bir rutinimiz olması gerekiyor. Standartizasyonu sağlamak için işleme girmeden önce nereden ne alacağımız, saturasyonları, basınçları nasıl alacağımızı özetleyen bir şemamız, şablonumuz kesinlikle olması gerekiyor. Kestirmelere girmememiz gerekiyor. Her aşama çok önemli. Basınç sırasının kaliteli olması, niteliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz o basınç sırasının dikkatli almayıp çıktıktan sonra hesaplama yapıyoruz. Kan gazları sonra geliyor. Hasta da masadan kalkmış oluyor. Artık geriye dönüp tekrar onu doğru bir şekilde hesaplamamız mümkün olmuyor. O nedenle ideal bunları iyice inceleyip düzgün basınç sırası olan kayıtları almak. EKG ile muhakkak zamanlama yapmak gerekiyor kaliteli bir basınç sırası için. Daima transistör seviyesinin sıfırlama konumunu düzgün ve doğru ayarlamamız gerekiyor. Ve sonradan değil kateterizasyon sırasında hesaplama yapılacak düzenli bir ekibi kurmamız gerekiyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Soru, katkılar varsa bu dakikadan sonra da onlarla ilerleyebiliriz. Teşekkür ederiz Ümit. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Birkaç soru var. Paneldeki arkadaşlar da mikrofonlarını açarsa başlayabiliriz. Ali Nazmi'nin açtık mikrofonunu. Alper. Ben bir ilk soruyla başlayayım bu arada. Atrial fibrilasyonda sağ kalp kateterizasyonunda basınçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Atrial fibrilasyon hastalarda en az 3-5 tane değer almamız gerekiyor. Saatler, biz şimdi kateter laboratuvarımızı görürsünüz. Biz orada genelde normal hastalarda bile 2-3 tane saatler basınç yazarız.
Atrial fibrilasyon hastalarda özellikle 5 ve üzerinde ölçümde yer almak gerekiyor. Özellikle reç için bunu yapmak gerekiyor ve bu değerlerin hepsini rapora belirtiyoruz ve bunların bir ortalamasını alıyoruz açıkçası. Zaten atrial fibrilasyon bizim PAHS'larında çok sık karşılaştığımız aritmilerden biri değil. PAHS'lar daha çok atrial flutter, atrial taşikardi gibi ritimlerle karşımıza geliyor. Atrial fibrilasyonun varlığı özellikle sol kalp hastalığı için uyarıcı parametrelerden biridir bizim için. O nedenle onlar da VEC'de mümkün olduğu kadar fazla sayıda şey almamız gerekiyor. Basınç yer almamız gerekiyor. Teşekkürler. Şöyle bir sorumuz var. VEC basıncını inspiriumda mı yoksa eksperiumda mı ölçelim? İnspiriumda kesinlikle almıyoruz. İnspirium en negatif olduğu dönem. Kılavuzlar tarafından end-ekspirasyon öneriliyor. İnspirium öncesi dönem. Ben onu kullanıyorum. Ama dediğim gibi çok swing gösteriyorsa, bu intratorasik basınç çok değişken gösteriyorsa, koa hastası gibi, onlarda hemen basınç terasesinin min kısmını seçiyorum. Ortalama, dijital ortalamayı veriyor bana. O değeri kullanıyorum böyle hastalarda. Sena Sert'ten bir mesaj var. Harika bir sunum oluyor. Çok faydalandım. Teşekkür ediyor sana. Ben teşekkür ederim. Sana Merak harika ettiğim soru. birkaç soru var. SVC veya IVC tip ASD'si olan hastalarda özellikle defektin olduğu yere de açılan bir pulmoner venöz dönüş anomalisi eşlik ediyorsa mixed venöz satürasyon hesabında yaklaşım değişiyor mu? Evet, değişiyor. Onlar da efektif bir debiyi hesaplamak gereken. QPQS hesaplarken hem normal bir o 3 şey dedim ya, hani 3 çarpı vena kava süpürü artı 1 vena kava inferior bölü 4 hesaplamak gerekiyor. Hem de venöz kava inferiorun üstünden ve altından alıp o değerin ortalamasını hesaplamalı. Yani efektif pulmoner debi hesaplamasında o değerin ortalamasını kullanmak gerekiyor. O yüzden konjenital defekt olanlarda biraz daha oksimetrik çalışmada çok fazla kan gazı kullanırız. Hatta laboratuvarda isyan çıkıyor. 15-16 tane kan gazı girmek gerekiyor öyle durumlarda. Ama bunu dikkate almak gerekiyor. Çünkü orada QPQS eğer direkt sağ tüm satürasyonu alırsak yukarıda bir şey olduğu için, step up olduğu için yanlış hesaplamaya, QPQS'in olduğundan fazla olmasına hesaplamaya neden olabiliyor. Daha İkinci yukarıdan bir örnek almak gerekiyor. sorusu, halihazırda ortalama pulmoner arter basıncı 40'ın altında olan hastalarda vazoreaktivite yapılmalı mıdır? Ya kılavuz aslında bu konuda strict. Galiye de bu konuda strict. Hani vazoreaktivite pozitif diyebilmek için 40'ın üzerinde olacak. İşte o 40'ın altına düşecek, 10 milimetre düşecek, ama şöyle bir konsept çok tartışıyor bizim toplantılarda. Mesela hastanın 35 milimetre basıncı var ortalama. Evet, kriteri karşılıyor. Diyelim ki prekapiller PAH bu. Ve buna vazoreaktivite yapıyorsun, 15'e düşüyor değer. Hem 20 milimetre düşmüş. Yani 35 tamam, 40'ın üzerinde değil diye o kriteri karşılamıyor. Bunların da vazoreaktif kabul edilmesi lehine görüş biliyorlar aslında. Ben o hastalarda da yapıyorum. Eğer böyle belirgin bir düşüş varsa onu vazoreaktif pozitif kabul edip önce bir kalsiyum kanal bölgeleri başlıyorum. Bu kalsiyum kanal bölgeleri başladıktan sonra bir sene sonunda değerlendiriliyor hastayı. Eğer bu hasta 450-500 metrenin üzerinde yürüdüyse, fonksiyon sınıfı 1-2 kaldıysa, BNP değerleri normal sınırlarda kaldıysa vazoreaktifte iyi yanıt vermiş hasta demek. Demek ki bu hastada vazoreaktif kararı doğru vermişim diyorum ve öyle devam ediyorum. Ama bu kriterleri karşılamıyorsa, bu vazoreaktifte de benim hani subjektif olarak pozitif kabul ettiğim vazoreaktif değil, paspasif tedaviye geçiyorum hastalarda. Başka bir soru. Çok güzel bir sunumdu. Tebrik ederim. Necip Ermiş. AFL hastalarda end-diastolik, solvent plane diastolik basınç ölçümünü nasıl yapıyorsunuz? Dediğim gibi eğer zaten sıvı hangi kateter kullanıyorsak kapiller ve ölçeceğiz. Solvent diastole gerek yok, ama diyelim ki sıvı hangi katederimiz yok. Solvent de girmek gerekli. Yine orada da 5 ve üzerinde ölçüm alıp onların ortalamasını almak gerekiyor. Solvent diastole. Bayağı soru var. Diğer bir soru. HFpEF tanısı için sağ kalp kateterizasyonu yapıyor musunuz? Aslında HFpEF pulmoner hipertansiyonla en çok karışan gruplardan biri. Biraz önce 5 gruptan bahsettim ya, Dünya Sağlık Örgütü'nün. Bu %90, 85-90 grubu aslında sol kalp hastaları oluşuyor. Sol kalp hastalarından da aslında düşük ejeksiyon fraksiyonu hastaları ekoda zaten tanıyabiliyoruz. Onlar çok karışmıyor. Ama korunmuş HFpEF'li kalp yetersizliği hastalarında pulmoner hipertansiyonu da çok fazla karışıyor. Bunlar da öncelikle bir katetere girmeden önce bir sol kalp hastalığı test öncesi olasılık hesaplıyoruz. Nedir test öncesi olasılık? Burada hastanın yaşına bakıyoruz. Eşlik eden hipertansiyon, diyabet, obezite gibi komorbiditeler var mı? Buna bakıyoruz. EKG'sinde sol ventrikül hipertrofisini gösteren bir şey var mı? Eski geçirilmiş MI bulgusu var mı, ya da atrial fibrilasyon var mı? Buna bakıyoruz. Onun dışında işte ekosunda diyelim ki sol atrium genişlemesi, diyastolik disfonksiyonun parametreleri, işte bu EBLS'nin artması, sol atrium volüm indeksinin artması ya da sol ventrikül kitlesinin artması gibi bulgular varsa, bunlar bir kere sol kalp hastası için yüksek olasılık oluşturuyor. Yine de kateter yapacaklar. Bunlar da veci
doğru ölçmek gerekiyor. Ben açıkçası bana yönlendiren hastalarda önce bir pretest olasılık hesaplıyorum. Onunla uyumlu bir pulmoner hipertansiyonu varsa, diyelim ki ekoda da aldığım PAP değeri 50, 55, 60 civarında. Çok uyumsuz bir pulmoner hipertansiyon değil yani. Sol kalp hastalığı yapabileceği bir pulmoner hipertansiyon. Onlarda şey yapmıyorum, kateter yapmıyorum. Ama bu bulgularla beraber 110-120 gibi bir sistemik düzeyde bir pulmoner arter basıncı varsa bu şey olabilir diyorum. Pre-artı postkapiller pulmoner hipertansiyonu olabilir. O yüzden kateterini yapıyorum. Pre-artı postkapiller pulmoner hipertansiyonunda da aslında PASP-spesifik tedavilerin bugün yeri yok. Ancak özellikle PD5 inhibitörüyle ilgili ufak çaplı olumlu çıkan çalışmalar var. Bazen zorunda kalıp bütün tedavilere rağmen yeterli semptomatik iyileşme sağlayamadığımız hastalarda bu PD5 inhibitörü de verebiliyorum. O yüzden bu grupta kateter yapıyorum. Sadece bu özel grupta. Bir tane soru da ben soracağım. Mesela biz de bir Swan-Ganz'la ölçüyoruz. İşte bu ölçüm sırasında soğuk dekstroz kullanıyoruz. Bunun bir şeyi var mı? Yani SF'le bir farkı var mı? Şimdi yani, sen bununca aklıma geldi. Ben hep merkezlerde izotonik salinle gördüm ama dekstroz olmaz diye açıkçası bir şey okumadım. Ve muhtemelen şey yoktur. Hani sonuçta ısı değişimi yansıtan bir algoritma. Dekstrozla bir hani mantıken baktığım zaman bir hata göremiyorum ama bir yerde okuduğum da oradan ürettiğim bir bilgi değil. Bizim Hacettepe ekolünde böyle de ben bir onu araştırayım o zaman, bir anlam var mı? Ben hep eskiden beri hep dekstrozla yurt dışındaki merkezde ölçüm izotonik salinle yapıyorlar. Öyle gördüm. Onun dışında şey, adenozin vazoreaktivite testini nasıl yapıyorsunuz? Koroner dozundan farklı mı? Orada 50 mikrogram kilogram dakika dozundan başlayıp işte 2-3 dakikalık aralıklarla 500 mikrogram kilogram dakikaya kadar çıkabiliyoruz. Yaklaşık 10 dakika 15 dakika kadar sürüyor. Dediğim gibi o işte 40'ın altına düşüp 10 mililitreden fazla düşük gerekiyor. IV perfüzyon da veriyoruz onda. Sanırım dozları şeyle birebir aynı değil. Koronerde kullandığımız dozlarla aynı değil. Ancak hazırlanması şeyi benzer. İnfüzyon protokolü benzer. Madde bilmiyorum. Koronerdeki şeyle ilgili ne diyorsun? Farklı. Dediğin gibi farklı. Söylediğin şey farklı. Benim sorum Ümit'ciğim şey, ASD'si olan hastalarda nasıl yaklaşıyorsun? PVR hesabı veya non-invasive mi gidiyorsun? Yaklaşımını da merak ediyorum. Yoksa kılavuzdaki veya mesela sol ventrikül disfonksiyonu olan ASD hastalarında balon oklüzyonu yapıp fenestir ASD ne dersin o konuda? O konuyu da bence önemli diye düşünüyorum. Önemli bir konu. Haklısın çünkü ülkemiz yani diğer ülkelerden farklı olarak bizim kayıt çalışmalarımızda, kendi merkezimizin kayıt çalışmasında da Türkiye'nin verisine aslan simülük çalışmasında da doğumsal kalp hastalığı ilişkili PAH Türkiye'de birinci sırada. Avrupa'da idiopatik PAH önde. Bizde çok fazla şey var özellikle. ASD, işte iyi bir kateter yapmadan kapatılmış ASD ve erişkin yaşlarda PAH olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunların prognozu da soldan sağa açık defekti olanlara göre, Diazem Menger olanlara göre daha kötü. Bunlarda ne yapıyorum? Ben öncelikle hasta genelde bize bir işte nefes darlığı ya da çabuk yoruma şikayetiyle geliyor. Klasik, eko yaptığım zaman evet klasik sağ kalp boşlukları genişse ben bu bir kere hemodinamik olarak anlamlı bir ASD diye düşünüyorum. Sağ kalp boşlukları genişlemişse. Kateterini yaptığım zaman da dediğim gibi işte bu ASD sağ tümün 3 tarafından vene kavalarının 2 tarafından kan örnekleri alıp QP QS'ini hesaplıyorum. QP QS 1.5 üzerinde ise benim yine hemodinamik anlamlı bir şantım olduğunu bana doğruluyor. İkinci baktığım şey PVR ortam pulmoner arter basından ziyade. Son erikin konjenital kalp hastalıkları kılavuza yayınlandı 2021 EFD'nin. Burada şöyle bir şey var. 3'ün altındaysa direkt kapat. Sınıf 1 indikasyon. Evet. 3 ile 5 arasındaysa sınıf 2 hali yine kapat diyor. 5'in üzerindeyse de hasta önce PASP-spesifik tedavi ver diyor. PASP-spesifik tedaviyle eğer 5'in altına çekebilirsen sınıf 2B ile ama peçli cihazlarla kapat. Eğer cerrahi yapıyorsan fenestir ASD. Bir peç kullan ya da ASD cihazı kullan diyor. 5'in altına düşmezse ya da Eisenmenger filosu varsa kapatma diyor. Bir de dikkat çektiği nokta bir de şu. Biz biliyoruz ki ASD bazen karşında çok ileri yaşlarda geliyor. Benim mesela son dönemlerde 62 yaşında kapattığım bir ASD vakası oldu. PVR'si işte 3 civarında bir hastaydı. Ama şöyle bir şey var. Sol ventrikül endiastolik basıncı da 14-15'te seyrediyordu. Şimdi orada şöyle bir kritik nokta da var. Kapattığın zaman sol ventrikül yüklenip hasta işlemde aktif ödemine girebiliyor. Tabii ki. Ben o hastada şöyle bir strateji yuttum. Hasta bana geldiği anda hipertansifti. Önce bir hipertansiyonu kontrol ettim. Diüretik verdim. Kapatma işlemi sırasında önce bir endiastoline baktım. Düşüktü. Düşük. Dediğim gibi balon oklüzyonu yaptım. Balon oklüzyonundan sonra da yükselmedi. Ondan sonra fenestre cihaz koymadan kapattım. Ama yükselseydi fenestre cihaz kullanmam gerekiyordu aslında. Ve bir de dediğin gibi PAH yani 5'in üstünde ve 5 wound'un üstünde olduğunda dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri de vazoreaktivite değil. PAH spesifik tedaviyle bir süre tedaviden sonra buna karar verin düşüp düşmediğine diyor masada. O kılavuzun o cümlesini de önemsiyorum senin dediğin gibi. Evet, biz aslında pediatrik kardiyolojiden biraz bu nokta
ayırıyor. Pediatrik kardiyolojinin özellikle Amerikan kralılığında PVR 5'in üzerindeyse onlar bir vazoreaktiviteye benzer reversibility testi yapıyorlar. Aynı ajanları kullanıyorlar. PVR düşüyor mu diye bakıyorlar ve PVR SVR oranını 2/3'ün altına düşürmeye çalışıyorlar. Pediatrik kardiyolojide öyle bir konsept var. Ama çünkü çok farklı hasta grubu. Çünkü çocukta erken yaşta gördüğün zaman bunu yakalamak gerçekten daha kolay oluyor. Ama 45-50-60 yaşına gelmiş bir hastada bunu yapıp güvenerek kapatmak bazen dediğim gibi sağ antrenin failine giden süreçleri yaratabiliyor. Tersine şöyle bir hasta da gördüm. Cerrahi ASD kapatılmış. Sağ antrenin fail etmiş. Üçlü tedavi alıyor. Parenteral fasfet tedavi de alıyor. Ama hiçbir şeye rağmen hasta toparlamıyor. Sen AFR cihazı taktık biz bu hastaya. Tam tersi atrial septostomi yapıp sol atrioma geçip orta silikli bir ASD kapama, AFR cihazı koyup sağ kalbi dekompres et. Yani işi tersine çevirmek zorunda. Flow regülatörden kastın değil mi? AFR'de. Evet, atrial flow regülatörü söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ayrıca sunumun da çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağlık katkının içinde. Ümit'ciğim çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Belki sol kalp yetersizliğinde kateterizasyonla ilgili ne söyleyebilirsin? Mesela pili olan hastalarda pilini kapatalım mı? Yani orada çünkü kalp hızı da debi şeylere giriyor. Bir de bu hastalarda koroner anjiyografi de yapıyoruz. Koroner anjiyografiden önce mi yapacağız? Koroner anjiyografi sağ kalp kateterizasyonundan sonra mı yapalım? Ben koroner anjiyografi ihtiyacı olan hastalarda aynı seansta yapıyorum ve hani zaten endiastolik basınç da alıyorum. Biraz zaten koronere görüntüleyeceğim diye artere girdiğim için şeyde sol ventrikül endiastolik basıncını da alıyorum. Özellikle reçete uyumlu mu değil mi diye de bakıyorum. Pille ilgili şöyle bir şey var. Tabii pil bağımlı bir hastaysa kapatabilmemiz çok mümkün olmayacak ama pil dependent bir hasta değilse işlem sırası kapatmak denebilir ama bunu kapatarak yapın gibi bir konsepte okumadım açıkçası. Ama şöyle sol kalple ilgili şuna da dikkat çekmek isterim. Aslında biz sol kalp hastalarında sağ kalp kateteri biraz indikasyonu artacak gibi duruyor. Çünkü biliyoruz ki biz transplantasyon hastalarında da aslında PVR değeri çok önemli. Ortam PAP değeri çok önemli. PVR özellikle 5'in üzerinde olduğunda bunu bir kontraindikasyon olarak adliden ya da ortam PAP'ın 35'in üzerinde çıktığı zaman işlemin yüksek riskli olduğunu belirten birçok çalışma var. Bu hasta grubunda daha fazla yapmak lazım. Artı son kalp kapak hastalıkları kılavuzu da bu hastalarda özellikle evet bir kapak ameliyatı için var olan bir PVR cut-off'u, kontraindikasyon cut-off'u yok ama hastanın cerrahi riskini belirliyorsun aslında PVR hesaplayarak. Hem hastayı bilgilendirmek açısından önemli bu. Hem de belki atıyorum bir aort kapak hastasıdır. Buna bir cerrahi yerine belki tabi seçeneği de değerlendirebileceğin hasta gruplarından biri oluyor mesela PVR'sine bakmak. Tabii böyle bir konsept yok ama PVR'yi de belki hesaplayıp işin içine kattıkça, kapak hastalarında yaptıkça bunun da belki yüksek riskli öngördüğü değerlerden biri olduğunu gösterdi ki algoritmalar, risk algoritmalarına girebilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Asemptomatik hastaları erken yakalama açısından kapak hastalıklarına değeri olabilir mi Ümit? Çünkü artık olabilir, kapak kılavuzu ve tüm ESC'de Amerika'da artık asemptomatik işte ileri aort stenozuna erken cerrahi yapalım mı? LV strain bozulmadan yapalım. İlla semptom oluşmasını beklemeyelim. İşte ne bileyim bir sürü tear tekniği işte gerek transkateter gerek repair'lar artık sol ventrikül işte end-sistolik volüm milimetresini 45'ten 40'a çektiler. Artık kapağa da gidiş, kapakta gidiş net bir şekilde asemptomatik hastaları erken repair edelim veya dediğim gibi cerrahiye verelim noktasına gidiyor. Özellikle ileri M'ye ve ileri aort stenozunda. Bu noktada belki pulmoner senin dediğin noktada erken PVR'nin belki erken bozuluyor olmasını yakalamak belki ileride bir sınıflamaların veya bir klasifikasyon içine girebilir belki. Tabii. Kesinlikle önemli. Biz biliyoruz ki Nazım yani özellikle mitral darlığı hastalarında artık geri dönüşümsüz yapan şey sağ kalp yetersiz gelişmesi. Biz o kapağı çok geç değiştirdiğimiz zaman o pulmoner vaskülopati gelişmiş ve sağ kalp yetersiz gelişmişse iflah olmayan bir hasta grubuyla karşı karşıya kalıyoruz tüm çabalara rağmen. O yüzden yani bu hastaların ameliyat kararlarında önemli değerlerden biri PVR ki zaten biliyorsun mitral yetersizliğinde kateterle gösterilen ortalama pulmoner arter basıncının işte 40 ve egzersizle 50'nin üzerinde bir değer şeyde hiçbir kriteri karşılamasa da operasyon için kriterlerden biri kateterle yapılan. 100. Ama diğer aort darlığında ve mitral darlığında da bence erken operasyon kararını vermede değerli bulgulardan biri PVR değeri. Kesinlikle katılıyorum sana. Gelmişken bir soru var kapakla ilgili. Kapak hastalarında eko değerlendirmesinde sistolik pulmoner arter basıncı 100 mm civa bile bazen ölçebiliyoruz. Bu tarz mix tipler için kateter yapalım mı? Herhangi bir kriter var mı diye bir soru var. İşte onda kateter şöyle
Şimdi bir kere kapak hastalarında Siovac çalışmasında pasifist tedavilerin hastanın kliniğini kötüleştiği gösterdi. Özellikle mitral darlığında, çünkü biz pulmoner vazodilatasyon yapınca ön yükünü arttırıyoruz sol kalbin ve hasta yetersizliğe giriyor. Ki bizim bu kombine pre artı post kapiler hastalarda da PD5 başlıyorum bazen dedim ya, hastanın kliniği rahatlamadığı zaman. Ona bazen yetmiyor bir PD5. İkinci ajan eklediğim zaman hasta öksürmeye başlıyor. Mesela inhale bir iloprost verdiğim zaman öksürmeye başlıyor çünkü yükleniyor. Çok böyle hani iki uçta kırılgan olan bir hasta grubu. Mitral darlığında mesela gerekir. Niye gerekir? PAB yüksekse PVR değerini hesaplamak hem operatif mortaliteyi belirtir hem de operasyon sonrası hastanın karşılaşabileceği tabloyu biraz öngörmemizi de sağlıyor. Bazı cerrahlar aslında bizim hastanemizde de var. Başka yerlerde de oluyor. Mesela mitral darlığı çok yüksek pulmoner arter basıncı olanlarda PVR'yi bilerek girmek istiyor. Şunu yapıyor. IV iliomedin ya da IV epoprostenol veriyor pro dönemde. Biraz hastanın pompadan çıkışını kolaylaştırabilir gibi bir. Hani ben hemodinamik anlamda hastanın daha stabil hale getirebilirim ama weaning'ini daha kolay yapabilirim gibi düşünebiliyor. Öyle bir konsept var açıkçası. Kanıtlarla ortaya konmaması da ki, ama bisiklet kapak hastalıkları kılavuzun %90'ı zaten C sınıf önerisi olan bir kılavuz. O yüzden tecrübe önemli orada tabii. Ve yine spesifik bir soru var. Pulmoner veno okluzif hastalıkta sağ kalp kateterizasyonu ile ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Hani farklı bir özellik teşkil eder. Pulmoner veno okluzif hastalık biraz aslında görüntülemeyle ön plana çıkan, tanısı görüntülemeyle biraz da netleşen bir tablo. İşte medyasından ilerleyen fotoğrafı, septal çizgilenmeleri, buzlu cam manzarası, bunlarla daha çok böyle klinikte şüphelendiğimiz hasta grubu. Bir de aile öyküsü de olabiliyor bunlarda. Özellikle E2K4 mutasyonu pozitif bu hastalar. Ama kateter değerlendirmesinde bu anlattığım rutinler dışında özel bir şey yok. Aynı şekilde onlarda da 5 değerlendirmesini yapıyoruz. Onlar da bu grup 1 A içerisinde sınıflandırılıyor ve bu hastalar daha çok nakilden fayda gören hasta grubunu oluşturuyor. Pasifist tedaviler bazı bu hastalarda bazen yüklenmeye neden olabiliyor ama diüretik tedavi en başta tedavisini oluşturuyor bu hastaların. Ancak beraberinde pasifist tedavi veren merkezler de var. Ama kesin tedavisi nakil hastalar. Bunlar da veci basıncı şeye göre fark ediyor herhalde. Venoklus hastalıkta mı? Daha çok orada kapiller yatağı da ilgilendiren bir patoloji var. Onlarda da veci aynı şekilde puan gazla hesaplıyoruz. Tamam. De ben öyle bir hasta görmüştüm. Clubbing de vardı. Clubbing de bazen olabilir. Evet, eşkilde bir yakalayın dedi. Ümit, ağzına sağlık. Ağzına sağlık, çok güzel bir sunum. Ben bir şey ekleyeyim. Daha önce Ege Üniversitesi'nin nakil ünitesinde çalışırken bizim nakille ilgilenen hocalarımız sağ kalp kateterizasyonunun hepsine yaptırdı. Bu pulmoner veç basıncı için yani yüksek olan hastalara girerken de özellikle asistli vaysa ya da nakile gireceksek IV işte epoprostenol ya da ilomedin verip hasta çıkışında da devam ederlerdi ki daha çabuk ekstübasyon olsun diye. Ki kendi aralarında yaptıkları, yani topladığımız bir hasta grubu vardı. Orada da bu tedavi verip çıkan hastalarda daha erken ekstübe olduğunu, daha iyi toparladığını göstermiştik. Ben bir şey sormak istiyorum. Diyelim hasta atrial fibrilasyonu ya da atrial taşikardiyada daha sık görüyorsunuz. Bunlara sağ kalp kateterizasyonu yapmadan önce belli bir nabza indirmeye çalışıyor musunuz? Yani 60-70 arasını tutalım. Bu şekilde mi yapalım, yoksa indiremiyorsanız yüzü kendi nabzı yapıyor musunuz? Ya da sinüs ritmine döndürmeyi deneyip mi yapıyorsunuz? Açıkçası evet. İdeali hız kontrolünü yapmak. Eğer dirençli bir aritmi ise, hız kontrolü yapamıyorsan da ritim kontrolü yaptıktan sonra, gerekirse kardiyoversiyon yaptıktan sonra almak. Çünkü taşikardik ortamda biliyorsun hem debi düşüyor hem de basınçlar da olduğundan azalabiliyoruz. Hata değerlendirmeniz oluyor. O yüzden taşikardi kesinlikle önerilmeyen bir şey kateterli ortamda. Ya işlem sırasında bazen hastalar girebiliyor çünkü atriyumda uğraşırken hızlanabiliyor ritimler. Evet. O durumlarda da stabilize ettikten sonra ritmini tekrar devam ediyoruz. Tekrar örneklemeler yapıyoruz aslında. Yani kateter sırasında da girdi ve stabilize edemediyseniz de bir şekilde ilaç yapıp sonra evet, da sonlandırıp işlemi daha stabil hale getirdikten sonra tekrar yapıyoruz. Aynen öyle. Bu konuyla ilgili de yine Bahar Tekin arkadaşımızın bir sorusu var. Kalp yetmezliği hastalarında sağ kalp kateterizasyonu işlem sırasında sıklıkla aritmiyi indikleyebiliyor. İşlem sırasında da ICD şoklamaları olabiliyor. Bu hastalarda işlem yönetiminiz nasıl olmakta? Ya ben açıkçası en çok hastalaştığım hasta grubunun PA hastaları. PA hastaları da hani kardiyomiyopati olmadığı için çok fazla işkeden bir ICD'si olan hastalar değil açıkçası. Kapatılabilir ICD'si işlem sırasında. Evet, ya da işlem sırasında dediğin gibi ICD'si kapatılabilir öyle bir hasta örneğinde. Şu an yanlış mesajı vermek istemem. Bugün Swan gazla yoğun bakımda kalp yetersiz hastaların volüm durumunun takibi önerilen bir konsept değil. Tarihsel süreçlerinde değerliydi ama bugün artık
komplikasyon riskinin elde ettiği faydadan daha fazla olduğu için terk edilmiş bir konsept. Yapmıyoruz biz artık. Ben hani biz hastanımızda çok az görmüştüm. Polat'la aynı merkeze ihtisas yaptık. Hatta 2010'da beraber biz başladık pulmoner hipertansiyona. Polat'la ilk pulmoner hipertansiyon arkadaşımdı. Biz çok fazla görmedik yoğun bakımda sangrazı. Ben kendi PAS'larımda yatak başı, monitör başı takiplerinde yaptım kateterizasyon ama hepsi PVR ve DEBİ takibi içinde. Bugün biliyorsunuz artık gayet HF çalışmasında da denendi. Non-invasif yöntemlerle pulmoner arter basınç monitorizasyonu deneniyor. Özellikle bu dışarıdan pulmoner arter basınç monitorizasyonu yapmaya çalışıyor. Bu belki yeni bir konsept açabilir ama soğan gazla kalp yetersizliği takibi gibi bir konsept yok. Polat sol kalbe, sen sağ kalbe doğru gittin. Kariyer. Evet, yollarımız ayrıldık. Şıptır artık. Hayırdır. O interatriyal septumdan sola geçmeyi daha uygun gördü. Biraz da infektif endokardit arttırdığı için mi istemiyorlar onu? Ümit, kateter related biraz. Device olanlarda mı? Yok, bu hani sıvan gazla düzenli takip. Tabii kateter enfeksiyon riskini arttırıyor. Asistanlığımın başında çok sık yapılırdı. Sonradan gerçekten benim asistanlık sürecimin sonuna doğru yok oldu yani. Şu anda önerilmiyor. O konuyu vurguladığın çok iyi oldu cidden. Tabii kateter, yani sonuçta her var olan kateter veya girişimsel yöntem enfeksiyon riskini arttırıyor. Ama bakımda da mümkün olduğu sürece foley sondalar dahil işte santral kateterler düzenli dahil en sürede terk etmek gerekiyor. Başka panelden herhangi bir katkı, yorum var mı? Sevgili arkadaşlar, yorum ya da sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bayağı 1 saat 10 dakikayı bulduk. 1 saat 10 dakikayı da bulmuşuz. Evet. Türkçe lisan ettiysek affola diye de ekleyelim. Yanlış anlattığımız, uyguladığımız yer varsa da paylaşırsa arkadaşlar, onları da memnuniyetle feedback olarak alırız. Hakikaten Ümit, tam bir masterclass oldu valla. Bayağı faydalandı. Yine sağlık gerçekten. Evet, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ne mutlu bana, teşekkürler. Diğer programımızdan hatırlatalım mı Sercan Hocam? Evet. İstersen sen bahset Ali Nazmi. 25 Aralık demiştik değil mi? 25 Aralık Cumartesi günü Mehmet Biran Yılmaz hocamızla kalp yetersizliğinde aslında 2021 yılını kapatacağız. 2021 yılının bir wrap-up'ını yapacağız. Ne değişti ki bir sürü çalışmanın sonucu. İşte SGLT2 inhibitörleri olsun, ARNİ'ler olsun. Çok hareketli bir yıldı. İsmail Polat, Can Polat hocamın o masterclass heyecanını beklediğinin farkındayım. Mehmet Biran Yıldız. Biran Hoca çok evet, inanılmaz bir aksilik, isim konuda. Evet. Bir aksilik olmazsa 25 Aralık'ta o aramızda olacak. Ben tüm katılanlara, başta Ümit hocama, panelist arkadaşlarım ve tüm katılımcılara vakitleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.